49'da gittim. Bir emir geldi, Tunceliler'i Kore'ye yolladı. Kore arazisi de bizim Doğu Anadolu gibi. Kars'tan Tunceli bölgesine benzer bir arazisi var. Babam askerdeyken rüyada Kore'ye gönderileceğini görüyor. Bir tarafı şu, anafekçiyim de Hızır Biber verdi. Vatı tıkı kata şeyle soturtum eters. İskenderun'da epey kaldık orada yani. Memlekete bildireceğim para da yok ben. Götürdüm o paltoyu sattım. Bir telefon çektim buraya. Annem Malatya'ya kadar geliyor. Ben peşinde geliyorum. Cumhuriyet bayramı yaptıktan sonra ikinci günü gemiyle hareket ettik. Deniz tutulmalarına yakalanıyorlar. Vapur hepsini dütti. Hepsi yemeğe de daha kesildiler. Yemekte de kesildiler ha. Süveyş Kanalı'ndan geçerken oradaki ticaret yapan insanlardan kötü hareketler gördük. Orada bize yatak matak da verdiler, yer gösterdiler, tamam dedik. Bizi gemselere bindirdiler, bizi götürdüler. Koğuşa indirdiler. Artık iki gün kalktıktan sonra üçüncü gün bize tekrar eğitime götürdüler, taarruz edin. Ben devriye geziyorum, bir evde ağlama sesini duydum. Askerlere dedim, bunun etrafını çevirin, ben bir içeri gireyim. Kadınlar ağlıyor. O zaman şeydi, para çete halinde dövüş vardı yani. Korktular, ben kalktım. Geri dönmek istedim. Peşime bir yaşlı kadın takıldı. Bizim İstiklal Harbi'nden bir şeyimiz yok. Sanayi yok. Silah fabrikalarımız yok. Bizim Düzgün Baba'da 3 tane top vardı. Yerlerimizin 7-10'da 9 piyade tüfekleri var. Bu toplar olduğu gibi Kore Savaşı'na giriyordu yani. Sütürk asker Ahmet Sütürk her baslemiş bir bu tuvozdan pey değil. Başlangıçta Kunili bölgesinde çok büyük bir savaş oluyor. 60 bin Çinli, 5 bin kişilik Tugay'ımızı kuşatıyor. Sergi Aşkın'la aynı bölgedeydi. Fakat o da ilk birinci günde, Kunili'de çember aldılar ya, ilk günde yara aldı. Arkada bir görmüş onlar. Onlar hastaneye kaldılar. Ne zoneke uyuyor, ne zoneke bahsiz suyu. Yani pey değil de halişin karşısında zinigine. Yani bu... Bilmiyorum yani soydan gelen bir şey olmalı. Bir vatandaş bana dedi, ben yani buradan dedi sen böyle tara dedi. Güneş Baba, Düzgün Baba onlar yardımcı olardı. Diyordu bir süngüye 40 adam takma atıyordu. Sanki dedi bizim önümüzde bir tane yaşlı amca yürüyordu. Medime biri. Ben destekledim onu, o indi bismillah. Çünkü buradan vurdu kafasına, mendil gibi, böyle mendil gibi salladı. Onu gören düşman bir baktım, gür 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 dökülmeye başladı. İki kişiyi birden atıyordu böyle, yani kaldırıp atıyoruz çünkü vurduğu zaman diyor. Diyor biz çemberi öylelikle yardık, çıktık. İşte o savaşta dedi bu adam, onlar top atıyorlar, fırlayıp hava ediyor topu. Eli vuruyor, onların üstüne gönderiyor. Ben o kerameti de dedi, o çocuktan yıkırdım. Rahmetli babamın, yine rahmetli bir arkadaşı vardı Veli Gündüz. Onlar beraber aynı dönemde orada askerdiler. Ya orada yani hiç o kadar silah ezmi, o kadar millet öldürmüş, o kadar millet sakat olmuş. Ona bir şey olmamış. Yani diyordu, onda ilahi bir güç geldi diyor, böyle... Sanki süngüye taktığını ata böyle çemberi yardık diyor. Yani Kureşanlara özgü, atadan dededen gelen o soya özgü bir keramet var. Arkadaşlar demişler ki gelin birbirimizi öldürelim. Yok biz gelmişiz, şehit olmaya gelmişiz. Ama bazı şartlar yaptırıyorsa başka yani. İnsanlık o değildir yani, adam öldürmek değildir. Sulh, dünyanın sulhu daha iyidir.